Günaydın. Bugün 15 Ekim Salı. Geri sayıma hoş geldiniz. Ekonomi gündeminden gelişmelerle karşınızdayız. Aslında gündemin odağında siyaset ve jeopolitik var. Piyasadaki fiyatlamalar da bununla şekilleniyor. Barış Pınarı harekatında 7. gündeyiz. Gelişmeleri saat başında bültenlerimizde aktarıyoruz ama aslında YPG'nin Şam yönetimiyle anlaştığı iddiaları var. Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketliliği de artmış durumda. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın önemli gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale kaleme aldı. Bunun ayrıntılarını birazdan vereceğiz ama piyasalardaki son duruma bakarsak dün borsa %5'in üzerinde düşmüştü. Dolar da 5.94 civarındaydı. Dün gece aslında Trump'ın özellikle Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararnameyi imzalamış olması, açıklamayı Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptı. Maddelere bakınca sanki piyasada korkulan olmadı, biraz daha rahatlama oldu gibi bir durum var. Çünkü dolar 5.85'e kadar düştü yaptırımların açıklanmasıyla. Ve dün %5'in üzerinde düşen borsamızda bugün için vadeli piyasalar %0,85'lik yükselişle yeni güne başladı. Bakalım BIST 100 endeksinde yansımalar nasıl olacak? Hemen Ankara'ya bir dönelim Ahmet Ergen'e. Tabii ekonomi cephesinde de yakından izlenen gelişmeler, sıcak başlıkları takip ediyoruz dün geceden itibaren. Ahmet, ne tür değerlendirmeler yapılıyor özellikle yaptırımlarla ilgili? Berfu, ekonomi yönetiminin ya da Ankara'daki genel olarak aktarmamız gerekirse değerlendirmenin özü piyasayla hemen hemen aynı. Yani buradan yeni bir hikaye çıkmayacağı yönünde bir görüş söz konusu yaptırımların açıklanan içeriğine bakıldığı noktada. Şöyle bir değerlendirme de var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu listeyi, açıklanan listeyi onaylamakla, bu kararnameye onay vermekle aslında Kongre'den gelebilecek daha sert kararlar içeren, daha sert yaptırımlar içeren bir tasarıyı engellemeye çalışmış olduğu yönünde bir değerlendirme var. Çünkü Kongre'den bir yaptırım tasarısı, farklı bir liste, farklı uygulamalar gelmesi halinde ve Trump'ın bunları istemediği, onay vermediği sertlikte bulması halinde veto yetkisini kullanması gerekecek. Ama iç siyaset açısından maliyeti düşünüldüğünde veto etme yoluna da gitmek istemeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle bu haliyle, açıklanan haliyle yaptırımlar içeren kararnameyi onayladığı yönünde bir görüş var. Öncesinde aslında S-400 süreciyle ilgili durum örnek gösterilerek böyle bir dönemde bile Türkiye'ye karşı yaptırım adımı atmayan Trump'ın herhangi bir karar çıkarmayacağı yönünde bir beklenti vardı. Ama bununla hemen hemen uyuşan bir yaptırım listesi gelince açıkçası yapılan ilk değerlendirmeler rahatız şeklinde bir yorumla aktarılıyor, paylaşılıyor. Onu belirtelim. Belki çıkan kararları da hatırlatmamız gerekirse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırım listesine alındı. Aynı zamanda kurumsal olarak bu bakanlıklar da listeye girdi. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret görüşmelerinin durdurulması yönünde bir yaptırım var ama buradaki değerlendirme çok net. İlişkilerin yeni bir olumlu anlamda ivme kazanması halinde iki liderin yapacağı tek bir açıklamayla yeniden eski noktaya dönülür gibi bir değerlendirme söz konusu. Türkiye'den çelik ithalinde uygulanan gümrük vergileri %50'ye yükseltildi. Hatırlanacağı gibi Mayıs ayına kadar zaten durum buydu. %25'ten 50'ye yükseltilmişti. Mayıs ayından sonra yeniden 25'e dönmüştü ama burada zaten önemli ölçüde bir azalma, bir düşüş söz konusu olduğu için bundan sonraki süreçte de sıkıntı yaratacak bir yeni olumsuzluk olmayacağı görüşü var. Yani bu haliyle böyle kalması halinde bir soruna yol açmayacak bir yaptırımlar listesi değerlendirmesi Ankara'da da tıpkı piyasalarda olduğu gibi hakim durumda Berfu. Tabii önümüzdeki süreçte özellikle bugün Ankara'dan gelebilecek açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bu arada Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını ifade etti. Ayrıca Trump'ın kendisini ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Türkiye'ye giderek görüşmeler yapmasını istediğini de söyledi. Bu gelişmeleri piyasalarda izleyecek dediğimiz gibi. Dün önemli bir haber vardı, biraz da gündemin gölgesinde kaldı. Türkiye Bankalar
Bankalar Birliği büyük şirketlerin borçlarının yapılandırmaya başlanacağını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği finansal yeniden yapılandırma uygulamasına ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma uygulamasına başlanıyor ifadeleri yer aldı. Başvuru detayında uygulamadan faydalanma şartı olarak şirket borcunun 25 milyon lira ve üzeri olması gerektiği belirtiliyor. Açıklamada küçük ölçekli şirketler için onay beklendiği dile getirilirken hakkında iflas kararı bulunan borçlularınsa uygulamadan yararlanamayacağı bildirildi. Bu arada otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Zamma enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikası EPGİS sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. Ankara'da litresi 3 lira 73 kuruştan satılan otogaz 3 lira 79 kuruşa yükseldi. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da ise 3 lira 72 kuruştan 3 lira 78 kuruşa çıktı. Gündemin odağında Amerika ile ticaret görüşmeleri var. Küresel piyasalar bunu fiyatlıyor. 18 aydır süren bir ticaret savaşı var. Cuma günü kısmi bir anlaşmaya varıldı denilmişti ama bazı soru işaretleri var. Trump bu anlaşmanın Amerikalı çiftçiler için bu zamana kadar yapılan en büyük anlaşma olduğunu ve memnun olduklarını söylemişti. Ancak bir belirsizlik fiyatlaması var. Çünkü aslında Çin tarafına baktığımızda Çin medyasında çok da anlaşma vurgusu olmadığı görülüyor. Ayrıca Amerikan Hazine Bakanı'nın ilerleme sağlanamaması durumunda Çin mallarına Aralık ayında tarife başlatılabileceğini dile getirmesi piyasalarda endişeleri iyiden iyi artırmış gözüküyor. Ayrıca Çin tarafının daha fazla görüşme talep ettiği açıklamaları da var. Bu nedenle piyasalarında duruşu şimdilik temkinli. Bir başka fiyatlama Brexit üzerinden gerçekleşiyor. Dün bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brexit'i de görüştü. Avrupa Birliği yetkilileri Brexit sürecinde bir anlaşma için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu konusunda uzlaştılar. İngiliz medya kuruluşu BBC'nin iddiasına göre Avrupalı liderler Brexit anlaşması için yeni bir acil durum zirvesi değerlendiriyor. Zirvenin tarihi içinde bu ay sonu üzerinde duruluyor. İngiltere'de bugün için planlanan kabine toplantısının iptal edildiği yönünde haberler de var. Piyasalar bu gelişmeleri izliyor. Şimdi özellikle biz içeride tabii dolara ve borsaya kilitlendik. Dolar dün 5.94'e kadar çıkmıştı ama bu yaptırımların açıklanması ve korkulduğu gibi olmadığı algısı doları düşürdü 5.85'e kadar. Borsada dün %5'in üzerinde satışlar vardı ama vadeli piyasalar yükselişle yeni güne başladı. Aktardığımız gibi dünkü 5.94 yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesiydi dolar TL'de. Euro TL'de 6.55'i aşmıştı. Bu sabah 6.47'lerde onu da hatırlatmış olalım. Tabii dün özellikle banka hisselerinin %8'in üzerinde düşmesi dikkat çekiciydi. Bu arada dün sanayi üretim verisi açıklandı. Ağustos ayında beklentilerin üzerinde bir düşüş var. Yıllık %3,6'lık bir düşüş. Burada Kurban Bayramı'nın Ağustos'a denk gelmesinin etkili olduğu da konuşuluyor. Amerikan borsaları yatay ve karışık kapandı. Bugün Amerika'da banka bilançoları özellikle fiyatlanacak ve izlenecek. Euro-dolar 1.10'lar civarında. Asya borsalarında daha karışık bir tablo var. Petrol küresel piyasaları paralel %1'in üzerinde düştü. 58 dolarlara indi. Ons altına baktığımızda güvenli liman altına bütün bu gelişmeler yaradı. Altın bir parça yükselişe geçmişti. 1500 dolara yaklaşmıştı. Şu anda 1490 dolarda. İçeride altın ne durumda? Hemen bir bakacağız. Gram altın 282 lira, çeyrek altın 456, yarım altın 913, tam altın da 1827 liradan yeni güne başladı. Bir kez daha Ankara'ya dönelim. İstihbarat şefimiz Ahmet Ergen'e soralım. Aslında küresel piyasaların gündeminde IMF Dünya Bankası toplantıları da var. Özellikle Türkiye'den katılım nasıl ve ne düzeyde olacak Ahmet? IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları aslında başladığı çalışmalar ama bakanlar düzeyinde yani ülkelerin üst düzey temsili düzeyindeki toplantılar bugünlerde başlayacak 17 Ekim gibi ve önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bülent Aksu bakanlığı temsilen katılacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da bu toplantılara gidecek. Aslında dün akşam itibariyle sosyal medyada dolaşan bazı haberler ya da bilgiler vardı. Üstüne yapılan yorumlara yol açan bir not vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu toplantılara katılması gerekirken katılımını iptal ettiği yönünde. Ama verilen, paylaşılan bilgiler şu yönde. Bakan Albayrak hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la birlikte yakın bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri temaslarında bulunmuştu ve bu temaslar sırasında da yatırımcı toplantıları da gerçekleştirmişti. Çok yakın tarihli olduğu için bir yeni seyahat anlamında buna gerek görülmedi. Böyle bir iptal söz konusu olmadığı özellikle belirtiliyor. Bunu paylaşalım. Ancak Türkiye'den önceki yıllarda olduğu gibi Merkez Bankası Başkanı düzeyinde katılım söz konusu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayağından da Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun yer alacağı bir toplantılar dizisi olacak. IMF Dünya Bankası yıllık buluşması çerçevesinde. Ahmet Ergen'e teşekkür edelim. Bir notu hemen paylaşalım. Nobel Ekonomi Ödülü yoksullukla mücadeleye gitti. Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl küresel yoksullukla mücadele alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla işte bu fotoğraflarını gördüğünüz 3 isme gitti. Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer'e verildi. Hatta Duflo ödülü kazanan ikinci kadın ve en genç bilim insanı oldu. Bu notu sizlerle paylaşalım. Ve bugün 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü. Dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye'de ise 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Ancak erken tanı %100 yaşam sağlıyor. MemeDer, Meme Sağlığı Derneği, biz sunuculara gönderdiği bu pembe kurdelelerle bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Lütfen unutmayalım, meme kanseri önlenebilir. Tabii bütün bu gelişmeleri izlerken borsada açıldı. %1,71'lik yükselişle yeni gün başladı. Dün %5'in üzerinde düşen borsa bugün açılışla birlikte 95.500'ün üzerinde, dolarda 5.85-5.86 civarında. Gelişmeleri aktardık. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmelerdi bunlar. Şimdilik hoşça kalın.